Merhabalar sevgili izleyiciler. Bu hafta Toprağın Bereketi programında Ağın'dayız. Arkamızda gördüğünüz Ağın'daki Sülüklü Gölümüz. Hemen masamızın üzerinde duranlar ise meşhur Ağın leblebisinin daha leblebi olmadan nohut hali. Bugün burada köylülerimizle Ağın leblebisinin nasıl yapıldığını konuşup anlatacağız sizlere. Ama öncelikle konuklarımız var. Onlarla burada ağın ve ağın leblebisiyle ilgili bilgi vererek sizinle keyifli bir saat geçireceğiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyi. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Hoş geldiniz köyümüze, şeref verdiniz. Memnun olduk geldiğiniz çok için. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Nohut topluyoruz bunu sonra. Büyütülüyor. Bu nohutlar taneleri çıkıyor içinden. Evet. Leblebi yapıyoruz. Yemek olarak kullanıyoruz. Bundan ağın leblebisi olarak duymuşsunuzdur. Evet, belki meşhur olarak. Evet. Bu nohuttan yapıyoruz. Kumun içine dökerek. Şimdi yapılışını da göreceksiniz. Evet. Beraber yapacağız inşallah. Evet. Burada siz köylü müsünüz? Ağınlı mısınız yoksa? Ağınlıyız. Aşağıda köyümüz Balkayaz Köyü. Eski ismi Şıhlar. Yeni ismi. Evet. Şimdi değişti. Balkayaz Köyü oldu. Balkayaz Köyü'nün muhtarı, ben eşiyim. Muhtar herhalde abisi ATV ile gelirken yolda kalmış, onu çekmeye gitti. O da olacaktı burada. Evet. Kışları köye gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz pardon. Yazın geliyorum, beyim burada oluyor. Çocuklarım orada İstanbul'da. Genelde önce oradaydık ama sonradan emekli olunca buraya karar verdi, geldi. Muhtar da oldu 2 dönemdir. Ne güzel. Öyle işte, yazın buradayız, kışın. Yazın burada sadece nohutla mı ilgileniyoruz? Başka yaptığımız işlerde var mı? Sebzelerimiz var. Dut var işte. Onu sirkeliyoruz. Pestil yapıyoruz. Dut pekmezi yapıyoruz. Üzüm bağımız var. Evet. Kayısılarımız var. Bu sene olmadı. Cevizimiz var. Bademlerimiz var ağaç olarak. Onlar topluyoruz. Elazığ olarak örcük diyorlar. Biz sucuk diyoruz. Evet. Sucuk yapıyoruz. Üzüm pestili yapıyoruz. Tarhanasını yapıyoruz. Şerbet yapıyoruz. Üzümden de. Duttan bir pekmezini yapıyoruz. Bir de dut pestili yapıyoruz. Evet. Ama üzümden daha çok çeşit yapıyoruz. Üzümün hem şerbeti var, hem pekmezi var. Hem pestili var, hem sucuk yapıyoruz. Evet. Hem tarhana yapıyoruz ayrı ayrı. Bir köpük çalıyorlar, beyaz pestil oluyor. Evet. Onu bayağı çırpman gerekiyor. Ben tabii gücüm yetmedi, hiç onu yapmıyorum da gençler yapıyor. Çırpıyor onu böyle. Senin tişörtün gibi bembeyaz pestil de yapıyorlar. Sormak istiyorum. Nohutun zamanı ne kadardır? Toplanma, bitme olayı. Valla işte böyle en fazla 10 gün, 15 gün. Çünkü aram aram değiyor. Bu hepsi birden değmiyor. Topluyoruz. Bunu sonradan bir yere yığıyoruz. Patos geliyor ayrıyeten. Bu nohutu şeyinden ayırması için. Ondan sonra getiriyoruz. Ayıtlıyoruz. İçine eliyoruz. Taşını toprağını eliyoruz. Ondan sonra leblebiye başlıyoruz. Yani Ekim ilkbaharda yapılıyor. Nohut yeşeriyor. Bu mevsim işte. Ağustos'un 5'ine 10'una kadar bitmiş olacak nohut işi. En çok buradan leblebilik mi yoksa yemeklik nohut mu? Bizde evvel yemeklik nohut çoktu. Leblebiyi çok önceden bilmiyorlardı. Sadece yemek olarak tüketiyorlardı ama şimdi leblebiye döndüğümüz için. Ama bizim bu nohut leblebiye çok elverişli. Bir İspanyol falan var. O yemeklik. Ondan leblebi yapamıyoruz. Evet. Bu nohutluk olan. Bu kendi leblebilik nohut bu. Yani evet, bundan leblebi çok güzel gevrek oluyor. Mesela İspanyol'dan getir yap, o sert oluyor. Ama bunda yemeği çok fazla olmuyor, kabuk çıkarıyor. Anladım. Yemeğini hani ıslatıyorsun, yemeğini koyduğun zaman kabuğu çıkıyor. Ama lezzetli, çok güzel nohutumuz. Yerli nohutumuz kendi. Böyle bir tohum almadığımız için. Bir buğdayımız ekiliyordu önce, bir de arpa ekiliyor. Şimdi köyde hep yaşlı kaldı. Gençler çok az olduğu için reşberlik çok azaldı. Evvel insan gücüyle, affedersin, öküzlerle, atlarla, sonra traktörler çıktı. Şimdi de artık herkes yaşlandı. İşte bir iki böyle Sinan, Galip, bir iki kişi öyle ekip içi. Yani o da biçer geliyor zaten. Kendi gücünle yok. Bir tek nohuta insan gücü gerekiyor. Şöyle gösterelim de, bu çıkartmış olduğum ağın leblebisi dediğimiz. Olur, zaten evet. Minik minik zaten, belli yemeklik olanlar daha büyük oluyordu. Evet, o tabii daha büyük ama bunu şimdi suya koyuyorsun, hani biraz önden bir böttürüyorsun, sonra leble ocağa döktüğün zaman büyüyor bu. Evet. Ama bunu bu şekilde yapmıyoruz, bunu el çıkarıyoruz. Hasat olduktan sonra bir seyrek saratlarımız diyoruz, elle elleniyor, küçükler alta çıkıyor, üstte kalanla leblebi yapıyor. Daha iyi olsun, daha güzel. Leblebi ne kadar nohut güzel olursa leblebi o kadar elverişli oluyor. Daha çok tutuluyor.
Sen Sinan yapıyor her sene çok yani isteyen oluyor güzel olduğu için. Ama bu sene mevsim nedeniyle şey çok değil yani böyle yüksek verim yok. Küçük olmuş bak. Evet. Yoksa daha büyük evet, olması evet, gerekiyordu. Evet. Bu sene mevsim ilkten çok yağmur yağdı. Sonradan da birden yağmurlar kuruyunca yağmadı. Şeye nohuta yararı sağlamadı yani yoksa çok büyük olması lazımdı. Sağlıklı büyümesi için dışı tuzlu bunu. Bir yediğimiz zaman böyle çekiyoruz, götürüyoruz çeşmede suya batırıyoruz, öyle yiyoruz. Yani tuzlu yediğin zaman dudaklarını falan sızlatıyor, yakıyor tabii güneşte de. Ama seviyoruz. Bunu böyle hafif yeşilken ateş yakardık. Bunlar böyle sökürüz. Aynı leblebinin bir değişiği oluyor. Nohut közleme deriz biz bunu. Böyle açarız ondan sonra bu yeşillerinden açar açar ya dudaklarımız, ellerimiz siyah olur ama ayrı bir lezzettir. Lezzeti var değil mi? Evet. Ben de şeyden alırım pazarda veya bazen yol kenarında çocuklar satıyorlar getirip. Satıyorlar evet evet. Görüyorum. Gördüğüm zaman da alıyorum. Çünkü sen seviyorum da. Harput. Harputluyum tabii Elazığ'ın olunca biliyoruz. Evet. Benim de çocuklarım Elazığ'da İstanbul'dalar ama bunun özelliği var. Pazarlarda satırıyor ya böyle bir taneyi bağlamışlar 1000 lira 1 lira mesela. Evet. Alıyoruz. Yani özlem gidermek işte alışmışız ya burada. Evet. Orada da olsak bunları gördüğümüz zaman dayanamayıp alıyoruz. Hani eskiden daha çoktu. Her yerde oluyordu. İnsanlar köyden topluyordu, getiriyordu, evet, veriyordu. Evet. Köy olmayan da biliyordu. Biliyordu evet. Şimdi evet. Evet. Şimdi her şey paraya dönmüş. Paraya dönmüş. Şimdi çocukları hani alıp gösterdiğinde bu ne diye soruyorlar. Evet evet. Nohut nereden oluyor mesela? Evet. Nasıl bir ağaçtan evet. oluyor diye bilen, bilemeyen bile var. Evet. Yani. Bademi diyorlar nasıl bir şey? Evet. Cevizi ağacını görmemiş, görmemiş çünkü. Evet. Maalesef. Evet evet gençlerimiz şimdi yeni nesil hiçbir şey köy hayatını çok bilmiyor aslında. Evet maalesef. Gelmiyorlar hep daha çok piknik alanlar şey deniz kenarları. Deniz kenarı, evet turistik evet. yerlere aslında köyleri gelip şenlendirmek bence daha güzel daha bir şey. Güzel. Köylü olmazsa hiçbir zaman şehirli olamaz diyorum ben. Köylü yetiştirmezse şehirli bir şey yiyemez. Olmaz zaten. Değil mi? Yani, yani köyde ne, bu ürün olmazsa evet şehirde tamam neyi? Çalışıyor ama sırf parasını hazır gidiyor marketlere geliyor alıyor. Bunun derilmesini bilmez, hasat olmasını bilmez, leblebi asla yapamaz zaten. Hani köylü zaten şehrin efendisidir diyor ya. Evet değil mi? Evet doğru. Yani gerçekten de öyle. Şimdi köylü olmazsa, bu ağaçlar bütün bunlar olmazsa neyle besleneceksin? Bugün evet, bir fen bilimleri derslerinde de çocuklara da kitap üzerinden evet, hani, öyle slaytlarla evet, öğretmeye öyle çalışıyoruz. Evet. Ama tabii alıp getirip göstermek lazım. Birebir yaşamak daha farklı bir şey. Evet. Anlatmak bir başka bir duygu ama birebir yaşamak derler ya anlatılmaz yaşanır evet. diye gerçekten bunu yapmak. Mesela bu güneşte bu işi yapmak. Şimdi yani şey olarak yapıyoruz, hobi olarak mesela size çekim evet. gösteririz. Yani hani bu tek başına olduğun zaman mesela benim kendi tarlam var ama tek başıma toplayacağım. Ne kadar zor geliyor yalnız yoruluyorsun güneş evet. çok. Tabii. Evde yemeğini falan hazırlıyorsun geliyorsun burada akşama kadar elle biçiliyordu evvel her şey. Şimdi insanlar kalabalık hep çoğunun da yok birbirimize yardımlaşıyoruz. Köyümüz evet. çok güzel paylaşmakta şeyde ama yani zor bir iş zor. Köyün yaptığı iş gerçekten zor. De zor. Ama gittikçe tabii bu biçerler falan çıktı şimdi. Daha da kolaylaştı. Daha kolaylaştı. Şimdi mesela derli biçili eve geli bilmiyorsun. Evet. Evvel hep elle, güçle, ondan sonra düvenle sürerdik hayvanları. Onu el makinesi vardı öyle tanesini samanla ayırırdık. Nohutum, pardon bulgurumuzu kendimiz haşlar yapardık. Unumuz hep ekinleri yıkardık o buğdayları hep değirmene gider un olurdu. Kendimiz şimdi evde ekmek pişiren bile yok. Hep hazır ekmekler geliyor alıyoruz yani. Şimdi tabii bize hani bunların iş güzelliklerini anlattınız. Köyde olmazsa evet şehirde olmaz beslemez. Evet. Sizin anlatmak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz var mı bize? İstediklerim çok yani ben kendim şu muhtar eşi olarak geldim mesela beyim köyün yolunu yaptırmak istedi. Çok mücadele veriyor kendi imkanlarıyla her şeyiyle gelen iş makinelerine falan. Kalkalım mı canım? Öyle olunca yaptı hani her sene bir söz veriliyor kaymakam olsun vali de geçen gelmişti hani bu gölümüzü geldiniz gördünüz biraz evet. hani piknik alanına daha çok kayınım dediğim enişten biz aynı iki kardeş iki evdeyiz evet olarak o böyle şeyi çok seviyor doğayla iç içe yaşamayı o buraları güzelleştirdi ondan sonra faaliyete geçmeye başlıyor kaymakamımız da geldi ana sağ olsun o da biraz el atıyor hani gölü
şeye tanıtmak istiyor turistlik olarak. Yani gelsin millet evet, tekniğini yapsın. Evet, tanıtımı yapılsın. Evet, doğayla iç içe olsun diye. Ama köyün yoluna biraz yani bir özen gösterirse, hani gelen arabalar toz içinde kalıyor, çıkmıyor, beyim geliyor, çekiyor motorla. Yani bir köyüm güzelleşsin, her şey güzel olsun istiyorum ben açıkçası yani. Biz de buradan iletmiş olalım. Evet. Memnun olurum yani büyüklerimden, siz, herkese, Cumhurbaşkanıma kadar yani evet. Gitsin bu sözüm. Ağın Balkayası köyünün yoluna lütfen bir el atılsın. Yolu yani şu olsun, çok toz içinde kalıyor. Köyün içi de ev olarak evler de yakın. Rüzgar çok olduğu için hep o kuruyan toz herkesin evine de giriyor. Yani ben de bahçemde şimdi evvelki gibi böyle pekmezler falan yaptığım zaman köyden uzakta damlar vardı. Evlerin üstü düzdü, çatı evet. Yoktu. Herkes pestilini, pekmezini oralarda yapardı. Şimdi koyacak yer de yok. Yola yakın bir yerde bir şey iskele yapıyorsun, koyuyorsun. Hep toz giriyor içine. Yani yenilen şey sağlıklı olmuyor. Yani köyümüzün yolu yapılırsa biraz daha güzel olur. İnşallah biz de buradan sesinizi evet, duyurmuş çok olalım. Çok teşekkür ediyorum. Bu şeyime duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum sizin aracınızla. Size de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Gelişmesi, leblebi de inşallah iyi yerlere gelir bu çocuk da. İnşallah. Ablamın var onun. Siz evli misiniz? Evli. Var mı çocuğunuz? Yok, çocuğum yok. Yeni evlisiniz o zaman. Evet. Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Siz buralı mısınız yoksa? Yok, buralı değilim. Buralı. Normal büyüme Elazığ merkez. Buraya sadece nohut için mi geldiniz? Ya önce Elazığ'da oturuyorduk. Baktık gelirimiz yok. Geldik çiftçiliğe girdik. Mecbur artık çiftçilikten uğraşıyoruz. İşte. Ne güzel, güzel bir şeyle uğraşıyorsunuz. Aynen. İnsanlarla uğraşmak yerine toprakla uğraşmak tabii ki, daha iyi. Tabii ki, tabii ki. Doğa güzel, nohut evet. Güzel. İşte bizim de karımız şunlar. Topluyoruz, ekiyoruz, yapıyoruz leblebisi derken işte karımız bu. Bunlardan. Sadece leblebi mi yapıyorsunuz yoksa yemeklik nohutla da uğraşıyor musunuz? Yok, yemeklikle uğraşmıyoruz. Bizimki bir tek leblebi. Sade leblebi yapıyoruz. İşte. Kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizden teşekkür de öyle. Rica ederim. Evet. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Benim adım Furkan, soyadım Efe. Furkan Efe. Ne güzelmiş ismin. Furkan kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. Okula gidiyorsun. Evet. Nerelisin? Alınlıyım. Alınlısın. Burada mı oturuyorsunuz yaz kış yoksa sadece yazları mı buradasın? Yazlarda böyle buradayız işte. Ben Arapgir'de oturuyorum. Arapgir'de oturuyorsunuz. Hı-hı. Buraya ne için geldiniz? Buraya işte pekmez yapmaya geldik. Annem, nohut topluyorsun. Evet, nohut topluyorum. Peki toplarken yiyor musun? Yok. Yemiyor musun? Çok güzel ama ben bir sürü yedim. Yani arada sırada yiyorum. Arada sırada. Tabii hiçbir şeyden çok yemek faydalı değil zaten. Evet. Ara ara yemek gerekiyor. Hı-hı. Pekmez yapılmasını da biliyor musun? Nasıl yapılır pekmez? Onu bilmiyorum işte. Yardım ediyorsun. Hı-hı. Peki her gün geliyor musun çalışmaya? Her gün gelmiyorum. Arada Kur'an kursuna gidiyorum. O yüzden gelemiyoruz. Hı. Babam da zaten işe gidiyor. Hı. O yüzden... Arada sırada geliyoruz işte. Furkan, Kur'an kursundan arta kalan zamanlarda mı geliyorsun? Evet. Kardeşin var mı? Kardeşim, abim var. Abin de geliyor mu yardım etmeye? O işte çalışıyor. O başka bir iş yapıyor, çiftçilik yapmıyor. Hı hı. Markette çalışıyor abim. Sebze, meyve satıyor işte. Müşterilere yardım ediyor. Ne güzel, çalışıyor abin de. Sen de böyle burada yardım ediyorsun. Sen evet. De burada çalışıyorsun. Evet. Furkan, büyüyünce ne olacaksın? Bilim insanı olmak istiyorum ben. Hangi alanda bilim insanı olmak istiyorsun? Alan? Evet, yani hani bilim insanı derken uzayla mı ilgilenen, mühendislik alanında mı? Mühendislik. Mühendislik istiyorsun. Hı hı. Olursun da eminim. Evet, olabilirim. Evet. Çok çalışırsam olabilirim. Çok çalışır mısın? Hı hı. İyi. Çalışırım.
Ne güzel o zaman. Kolay gelsin. Söylemek istediğin bir şey var mı bize? Yok. Sana kolay gelsin Furkan'cığım. Teşekkür ediyorum. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Benim adım Buğlam. Soyadım Ergül. İstanbul'da yaşıyorum. Burada tanıdıklarımız olduğu için onları görmeye geldik. Hem de biraz yardım edelim dedik ve tarlaya geldik. Nohut topluyoruz. Buğlam peki sen tarlaya önceden de gelmiş miydin? İlk defa mı geldin? Önceden de gelmiştim bir iki kez. Peki seviyor musun tarlaya gelmeyi? Evet. Kaç yaşındasın Buğlam? 7 yaşındayım. Yakında da 8'e gireceğim. Birinci sınıfa bitti. Okumayı yazmayı öğrendin mi? Öğrendim. Buğlam sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Avukat. Buğlam peki sen sadece nohut mu toplamaya yardım ediyorsun? Başka şeyler de yapıyor musun? Nohut, başka şeyler de yapıyorum. Nohut topluyorum. Sonra eve gidince evde işlere yardım ediyorum. Öyle şeylere yardım ediyorum işte. Buğlam kardeşin var mı? Var. Kaç yaşında? 4,5. Başka yok. İki tane de abim var. Abilerin nerede? Onlar da buralardan nohut topluyorlar. Bizden istediğin bir şey var mı Buğlamcığım? Yok. Çok tatlısın ama kolay gelsin. Çok da güzelsin. Teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyoruz biz de. Nasılsınız? İyiyiz, hamdolsun, elhamdülillah. Gördüğünüz gibi nohut dermekle meşgulüz şu anda. Evet. Ben İstanbul'da ikametgah ediyorum. Tatile geldim buraya. Heh. Tesadüf oldu işte, kardeşimizin de yardıma geldik. Sağ olun, sizlerin sayesinde böyle güzel bir gün inşallah yaşayacağız. İnşallah, hep beraber toplayacağız da yapacağız da. Yazları burada mı geçiriyorsunuz? Yok, yazları ben İstanbul'dayım. Genelde 10 gün, 15 günlüğüne bir tatile gelir giderim devamlı. Ev var mı burada köyde? Var. Babamızdan kalan bir evimiz var. Ne güzel. Sizin nohutla önceden hani bir uğraşınız buradayken var mıydı? Ben 30 yaşına kadar buradaydım. 30 yaşından sonra gittim İstanbul'a. Evet. Şu anda İstanbul'dayım. İnşallah emekli olduktan sonra buradayım. Tekrar geri döneceksiniz. Allah nasip ederse. Leblebilik nohut mu sizin de var mı? Hani? Yok, benim yok ama kardeşimizin var, Sinan'ın. Evet, ona yardım ediyoruz. Ona yardıma geldik. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Hoş size bulduk. De iyi tatiller olsun. Teşekkür o zaman. Ediyorum, sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Neyse. Rica ederim. Hı. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Buralı mısınız? Buralıyım. Yerlisiyim. Yerlisiniz. İsim neydi? Gülseren Ergül. Gülseren Hanım, nohutçuluk mu yapıyorsunuz, leblebi mi yapıyorsunuz, başka işlerle uğraşıyor musunuz? Neler yaptınız şimdiye kadar? Şimdiye kadar arpa, buğda, 2-3 senedir nohut ekiyor oğlum. Ondan çalışık, nohut yapıyık, leblebi yapıyık. Ne güzel. Kaç yaşındasınız? 65. Maşallahınız var. Hı. Var mı gelinler, çocuklar? Var. Burada yanınızdalar mı? Buradalar yoksa? İkisi de. Gülseren Hanım. Efendim. Bu nohuttu, şuydu, buydu derken 65 yaşındasınız. Hep buradaydınız, hiç çıkmadınız dışarı. Hayır. Peki nasıl oluyor bu nohut işi? Bize anlatır mısın? Nisan'da nohut ekilik kızım. İşte bu aylarda derili, Haziran, Temmuz neyse. Ondan sonra da topluyuk bir araya, biçer, patos geliyor, patosluyuk. Evet. Sonradan şey yapıyık, nohut çıkandan sonra leblebi yapıyık, ağın leblebisi. Önce evet. Ben alıştım, şimdi de oğlumla gelinimi alıştırdım, onlar yapıyor. Size kim alıştırmıştı? Ben büyüklerimden alıştım öyle. Bu şekilde öğrete öğrete gidiyor. Evet. Gülseren Hanım, söylemek efendim, istediğim bir şey var mı, anlatmak istediğim? Köyümüze yardım edin, şu yollarımızı yapın ama sizin onlarla işiniz yok değil mi? Var var, sen söylersen eğer biz televizyondan veririz programdan. Hı. Nereye duyurmak gerekiyorsa oralara duyururuz. Sen ne istiyorsan söyle. He kızım, yollarımızı yapın işte. Biz de ondan böyle ekek biçek gelirimiz olsun, yardım olsun bize. Hı. Ya.
yolların yapılmasını istiyorsunuz. Evet. Başka bir isteğiniz var mı bizden? Vallahi unuttum, vardır ama. Aklına gelirse buradayız, söylersin olur mu? Saçını azalma. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Şey çok değil. Sağ olasın. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş İyi, bulduk. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi burada dediler ki, burada asıl leblebici bunlar. Karı koca beraber yapıyorlar. Evet, doğrudur. Öyle midir? Evet, doğrudur. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz, bize anlatır mısınız? Biz 3-4 sene Elazığ'da ikametgah ettik. Ondan evet. Sonra geçim sağlamayınca mecburen köye dönüş yaptık. Bir arkadaştan 150-200 kilo leblebi aldım. O şekil şu an çoğalttık. Diyelim 3-4 senedir bu işle uğraşıyorum. Çok şükür. Peki 150-200 kilo olan leblebi şimdi ne kadar oldu? Şu an 5-6 ton. Maşallah. Aynen. Peki bu işin hani gideri nedir, geliri nedir? Ya gideri yüksek. Şu an mazotumuz biliyorsunuz. Mazot çok yüksek. Evet. Şimdi biz güzün sürüyoruz. 11. 12. ayda. Baharda, Mayıs'ta tekrar sürülüyor. Toplamasıydı, biçeriydi. Yani diyelim kilo başına yani 5 lira kalıyor. Yani ne kadar çok kalıyor gibi görükse de kalmıyor bir şey. Anladım. Şu an mesela giden sene biz 25 liradan el leblebisini sattık. Evet. Ama bu sene makine leblebisi 23 lira. Bizimki 25 lira diyoruz, çok diyorlar. Böyle arada kalıp gidiyoruz ama. Şehirdeyken ne iş yapıyordunuz? Şehirdeyken servisle uğraşıyordum. Servis işi. Hı-hı. Yine aynı bu işe işçi çekiyordum. Evet. Zaten eşimle o şekil tanıştık. Öyle mi? Evet. O şekil buralara geldik yani. Yani yine köyümüze dönüş yaptık. Ama şehire göre köyde en azından ayakta durabilmişsiniz. Çok şükür, çok şükür. Hamdolsun. Evet, aynen. Başladığınız yerden hiç değilse kilodan tona kadar çıkılmış. Aynen. Ya, o zaman mesela hiçbir şey, diyelim bir duvara bir çivi çakamıyorduk. Şimdi çok şükür motorumuz da var, arabamız var, romukumuz var. Yani bütün teşkilatımızı hemen hemen tamamladık. İşte bir sıkıntımız kışın elde olduğu için kapalı alanımız yok, yapamıyoruz, siparişimiz yok, bekliyorlar. Onu da hallederseniz ama. İnşallah. O zaman daha sıkıntılarımız bitecek. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Diyorum. Teşekkür Sağ olun, ederim. Teşekkürler. Sizinle az önce konuşmuştuk. Evet. Ama tabii eşiniz yoktu o zaman. Tabii doğrudur. Hani Hı-hı. eşinizle beraber bu işin başlamış kısmında tanışmışsınız. Aynen. O da ayrı bir hikaye olmuş. Aynen, böyle doğrudur. Güzellik de katmış. Aynen böyle işçi götürürken serviste git gel. İşte tanıştık oldu bitti. İşte biz de bu işten uğraşıyoruz. Gelirimiz bu. Organik, leblebisi organik. Kendisi gübresi yok, bir şeysi yok işte. Organik evet. yapıyoruz, uğraşıyoruz. Çok şükür kötü mütü kendimizi idare ediyoruz hamdolsun. Çok şükür. Hamdolsun. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Biz de verdiğiniz bilgiler biz için de sağ olun. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Perihan Hanım, leblebinin şimdi bu topladık. Topladıktan sonra ilk topladık, yapım... Topladık, hasat ettik, getirdik. Şimdi evet. Hazırladık, leblebimize başlıyoruz şu anda. Burada ilk aşamada küllü suyu dediğimiz meşe külünden yanmış meşe külünü onu eliyoruz. Sadece Hı-hı. sırf toz halindeki külünü koyuyoruz büyük bir kazanda kaynatıyoruz. Onu bırakıyoruz akşamdan dinleniyor. Sabah kadar kül dibine çünkü su yüzünde kalıyor. Bunu karıştırmadan alıyoruz bunu ölçü olarak. Böyle bir litrelik bir kasemiz var. Onunla buna suyu koyuyoruz kaynıyor. İki avuç da tuz atıyoruz. Kaya tuzu normal doğa kaya tuzu atıyoruz. Kaynıyor nohutumuzu içine döküyoruz. Evet. Bu karışıyor. Bu hafif az suda pişiriyoruz. Yani normal yemek suyu gibi değil. Evet çok bu az zaten. Bu biraz dinleniyor. Evet bu şimdi kabaracak. Burada da kil tarafına geçeceğiz. Bunun peki kaynamın süresi hani yapıp da satıyoruz çokça oluyor. Onları daha büyük kazanlarda mı hayır, yapıyoruz hayır. yoksa? Hayır bu kazanda azar azar yapıyoruz taze olsun. Çünkü biraz durduğu zaman küle döktüğümüz zaman böyle pat pat bir ses çıkarması gerekiyor. O olmuyor soğuduğu İnşallah. Zaman sert oluyor leblebimiz. Hı-hı. Onun için burada en fazla 3 sefer oraya dökeceğimiz şekilde yapıyoruz bunu. Bir yanı son şeyi kaldığı zaman burada evet. bu işlem yine yapılıyor. Sürekli aynı devir daim oluyor. Peki orada için, pişerken burada da hazırlanıyor. Meşe külünden, meşe ağacından başka olmuyor. Yok meşe külü sırf. Sadece meşe, meşe külü. Onu özel yakıyoruz. Hiç başka için odun karıştırmadan sırf meşe külünü yakıyoruz, hazırlıyoruz. Kıştan yaktığımız sobalardan alıyoruz. Onu bir çuvala dolduruyoruz. Yazın onu
elektriğimiz şeyden eliyoruz. Üstünde hani kömürler kalıyor. Onu çıkarıyoruz. Bunu kaynatıyoruz o suyu da. Meşe külüyle beraber karıştırıyoruz. Kaynıyor. O sabaha kadar duruluyor. Ondan sonra o suyu alıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Sırf tuzla meşe külü. Meşe külü suyu. İkisiyle. İkisiyle o gevrekliğini veren meşe külünün suyu oluyor. O zaman bunun başka bir tarafta yapılmak gibi bir şansı yok. Yok. Burada yapıyoruz. Orada kuma döküyoruz. Oradan elekten eleniyor. Evet. Şeyden de kabuğu çıkıyor. Bunu o zaman kapağını kapatıp bunu bekliyoruz. Dinlemeye bırakıyoruz. Şimdi kumu bize anlatırsanız eğer. Kumun yanına geçelim. Bize kumu da anlatın. Evet, kumumuz özel bir kum bu. Leblebiyi yapmamız için. Zaten şöyle de görebilirsiniz. Has bir özel kum. Bu ağanın Bademli Köyü denilen yerden çıkıyor bu kum. Bunu çıkarıyorlar, satıyoruz. Böyle birer tenekesini parayla alıyoruz biz. Bu leblebi de kullanıyoruz. Leblebiyi yapmak için. Peki kumun özelliği nedir? Kumun özelliği saf, çok temiz. Bak normal deniz kumları gibi değildir bu. Çok ince, özel bir kumdur. Sırf leblebi de kullanılan bir kum. Ve de pahalı. Leblebimizi has yapan kum. Önce orada börttürmemiz tam kıvamını veriyor. Burada da kuma döküp bu kumda tam kıvamında kurutmamız. O gevrekliğini veriyor. Peki leblebiyi kuma döktük. Döktükten sonra ne kadar kalıyor? Ve bu kumu hani ne kadar süre kavuruyorsunuz bu ocakta? Bu kum bayağı kızıyor. Altında boşken çok yakıyoruz. Altını yakıyoruz. O altının harlı ateşi geçtikten sonra şöyle ortasını biraz açıyoruz. Leblebimiz o nohuttan. Orada börtmüş nohuttan getirip döküyoruz. Şöyle üstüne döktüğün zaman zaten böyle fokur fokur kaynamaya başlıyor. Ve de o nohut tam kuruyacak içinde. Islak bıraktığın zaman o da sert oluyor. Elimizle alıyoruz arada. Şöyle kontrol ediyoruz. Kurumuşsa, tam kızarmışsa o zaman kumdan eleğe döküyoruz. O zaman leblebinin, ağın leblebisinin hani gevrekliğini veren kumdaki kavrulma süresi diyoruz. Evet, tabii. Onu az kavurduğumuz zaman da sert olmaya ihtimalini veriyor. Her şeyini tam kıvamında. Orada suyunu da tam ayarlamamız lazım. Evet. Burada tam kurutmasını da ayarlamamız lazım. İki, orada çok börtüp, çok yumuşak olup böyle ıslak olduğu zaman, buraya döktüğün zaman sert. Böyle buruşuk bir hal alıyor. Zaten parlaklığını vermiyor. Belli oluyor o zaman. Peki, burada da kuruttuğu zaman, oraya döktüğün zaman çok pırıl pırıl bir ses veriyor. Perihan Hanım, ben şey de öğrenmek istiyorum. Bu normalde aldığımızda hani bazı ağın leblebileri sert olur. Bazıları kıvamındadır. O zaman onun sırrı da bunda yatıyor. Evet, bence işte. Biz büyüklerimizden öyle gördük. Orada kıvamı tam tutacak, burada tam kuruyacak. Leblebinin kıvamını veren bu kum oluyor. Ortalama ne kadar bir zaman alıyor bu işlem? Süre olarak mı? Evet. Yani bütün yapmayı mı, bir seferlik mi? Hayır, ya bir defalık yapması. Bir defalık yapmayı yani 15-20 dakika bunda kavuruyoruz. Kavuruyorsunuz. Evet. Tam kuruması için 15-20 dakikadan da fazlaya geçebiliyor. Kum da tam kızmış olacak. Leblebi de tam ocakta kavuruyor. Fazla tuttuğun zaman da yanıyor. Onu da yapmayacaksın. Peki sizler nohutları aldıktan sonra hani beklettiniz, bütün hepsini elediniz, geçirdiniz işlemleri, buraya geldiğinizde kaç gün burada bu işlemler sürüyor leblebi için? Bu yaptığımız yani günlük diyorum ya 30 kilodan fazla yapamıyorsun tam kıvamını tutturmak için. Fazla özen gösterdiğimiz için, her şeyi düzenli olsun diye özenerek gösterdiğimiz için en fazla günlük bir kişi 30 kilo yapabilir. O da 2-3 kişi oluyorsun, orada biri yapıyor, burada sen, bir de orada kabuğunu ayırmak için 3-4 kişiye ihtiyacımız var. Bunu yaparken yani bir kişiyle de başaramıyorsun. Tabii evet. Zor, yorucu bir iş. Güneşin anlığı, bir de ateşin karşısı. Bir de bunu döktüğün zaman kum yüzüne gözüne gelir. Simsiyah oluyorsun sen bunu yaptığın zaman. Üstün, başın, elin, ayağın buharlaşıp geliyor sana. Kum azalıyor yaptıkça. Her seferinde yeniliyorsun kumu. Yani o en fazla o 30 kilo yapabilirsin. Bir kişi en fazla yapsın. Çok hızlı olsun. Erken başlasın 50 kiloyu yapabilir. Sinan biraz daha güçlü. Genç onun eşiyle evet, beraber. Erkekler daha güçlü. Tabii. Daha güçlü bunu ocaktan almak, şey yapmak insan gücü gerektiren bir şey. O 50 kilo yapabilir. Ama güzel yapıyor Sinan. Hepimizden daha üstün oldu. Geçti yani şeyini. Tavsiye ederim. Gerçekten de leblebisi tutuldu. Harikalı yapıyor. Perihan Hanım. Bu kum o zaman sadece bu bölgede ve burada var. Evet. Yani nohut alıp götürseler de, bu işlemler yapılsa da, meşe külünü bulsa da, ama kuma ihtiyacımız yani var. Yani hep bir teşkilatı yapıp da iyi bir ustanın elinde olur. Hani doğada böyle bir yerde, ama kapalı bir yerde sanmıyorum, bir fabrikaya neye götür. Fabrikasyon şekli yok. O yoktur yani, biz böyle gördük, böyle yapıyoruz. Bizim özelimiz de bu. Böyle de öğretiyorsunuz. Böyle de gidiyoruz. Böyle nesilden nesile de aktarılacak bu. Ağın leblebimizin yapılışı bu. Bizim özel yaptığımız şekil bu. Fabrikaya falan gitmiyoruz, yemiyoruz da daha doğrusu onu.
Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yapılınca da yerseniz tadına bakacaksınız sıcak sıcak. İnşallah. Mis orada olduktan kokuyor. Sonra buraya da buraya şimdi alacağız. Aktaracağız. Evet, evet, onu da göreceğiz burada nasıl oluyor. Burada karıştırmamızı, oraya gitmesini, hepsini aşama aşama evet. Yorucu bir iş. Gerçekten evet, de yiyenlere afiyet olsun. Emek. Gerçekten çok özverili bir emek. Evet. Ateşin karşısında, güneşin karşısında zor bir iş. Zor. Evet. Az önce döktük, şimdi de karıştırıyorsunuz. Evet. Şu an kavuruyoruz leblebimizi. Evet. Gördüğünüz gibi hakiki el leblebisi. Ağınımızın meşhuru. Bademli kumundan yapıyoruz. 5-10 dakika biçtikten sonra üfeleniyor. Ondan sonra kilo olarak sipariş üzeri satılıyor. Kışın, bu kavurduğumuz kadarından kaç kilo çıkmış olacak? Şu an çıkacağı 1 kilo ya da 1 kilo 200 gram. %20 filesi var. Kabuklu, üfelenmesiydi. Evet. Kum yapışıyor. Ondan sonra hafifliyor leblebi. Çok da hızlı kızarıyor. Evet. 280 derece kumda şu an. Tabii ben de beraber kızarıyorum. Bu ayrı bir konu. Evet, farkındayım. Evet. Bunu kavurduktan sonra da şimdi burada elekten geçireceğiz, evet, değil mi? Elekten geçecek. Kum alta inecek, leblebimiz üste kalacak. Bu şekilde ayrılacak ve leblebimiz tamam olacak. Hoş bulduk efendim. Siz de ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türker Bey, öncelikle nasılsınız diyeyim. Teşekkür sonra diğer ederim. Sorularıma başlayacağım. Hasat zamanındayız. Nohut hasat zamanındayız. Yakında badem hasatımız başlayacak. Evet. Oldukça yoğunuz. Yoğunsunuz. Türker Bey, nohut ile ilgili herhangi bir proje yapıldı mı? Tabii. 2017 yılında İl Özel İdaresi'nin desteklediği, 2018 yılında bakanlığımızca desteklenen %77 nohut dağıtım projesi yaptık çiftçilerimize. Bakanlığımızda sunulmak üzere bir prefabrik leblebi üretim yeri düşündük. Bunda amacımız şu, ilçemizde stajda üretim yapan, elde üretim yapan üreticilerimiz var ve bunlar kışın üretim yapamıyorlar. Kışın bir kapalı alana ihtiyaçları var. Bu kapalı alanında üretim izni alabilecek durumda olması lazım. Projemizi hazırladık, bakanlığa sunduk, onayını bekliyoruz. Onun dışında bir paketleme projesi hazırladık, onu da bakanlığımıza sunduk. Böylece üretilmiş leblebilerimizi çeşitli gramajlarda piyasaya sürmek gibi bir amacımız var. Sonrasında bu nohutun bir özelliği var, bu nohut şemsiye gibi açılan bir nohut. Normal biçme makineleriyle biçilemiyor. O yüzden elle hasat ediliyor. Bunun özel bir makinesi var, biçme makinesi. Bundan 3 tane ilçe müdürlüğümüze alınması için de çalışmalara başladık. Bunu da üreticilerimize kullandıracağız. Bunun dışında en son bu nohutun saflığını korumak için. Çünkü gitgide medezlenecek bu nohutlar.
saflığını korumak için, orijinal en saf haline getirmek için de bir proje hazırlıyoruz şu anda. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Geçen sene Şubat ayının 28'inde Sayın Valimizin ve benim katıldığım bir programda Ankara'da coğrafi işaretimizi aldık. Sayın Valimizin ve kaymakamlarımızın çok yoğun emekleri vardı bu işin içinde. Coğrafi işaret çok önemli bizim için. Şu anda bu nohuttan üretilen leblebi, Ağın ilçesinin Bademli köyünden çıkarılan bir kumla, sacda ve bu nohutla, bu nohutumuzun da bir özelliği var, tüylü nohut diye geçer. Literatüre damla nohut diye eklettik. Sadece bunlarla ve Ağın ilçesi sınırları içinde üretilmesi şartı var. Coğrafi işaret belgemizi aldıktan sonra üreticilerimizi belgelendirdik. Yani herkes kafasına göre Ağın leblebisi üretemeyecek artık bundan sonra. O yüzden de coğrafi işaret çok önemliydi bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğuzhan Bey, nohutun cinsiyle ilgili bilgi alabilir miyiz? Ağın bölgemizde yerli bir çeşit olan bu nohut çeşidimiz halk arasında tüylü nohut olarak geçmekte. Ama yalnız literatürde damla nohut olarak geçmektedir. Tüylü nohut üstündeki tüyler mi yoksa? Yani nohutun üzerindeki tüyler. İçindeki ve üstündeki değil mi? Buradan izleyicilerimize bol bol nohutları gösterdik zaten. Onlar da göreceklerdir. Peki en iyi leblebi hangi nohut cinsinden oluyor? En iyi leblebi bu bahsettiğimiz tüylü nohut cinsinden olmaktadır. Aroması ve tad olarak en iyi leblebi tüylü nohuttan yapılmaktadır. Ağın ilçemizdeki nohuttan bahsediyoruz. Evet. Peki bölgemizde nohut ekim zamanı ne zamandır? Bölgemizde nohut ekim zamanı Nisan ayı itibariyle başlamakta. Halk arasında armut ağacının çiçek açtığı dönem olarak da tabir edilmektedir. Nohutun peki morfolojik olarak hani özellikleri nelerdir? Bu nohut çeşidimiz yayvan gelişen bir nohut. 30-35 santimetreye kadar boylanabilen. Yani iklimsel olarak ve toprak istekleri olarak aslında çok seçici bir çeşit değildir. Yalnız Ağın bölgesinde olan toprak kireçli toprak çeşidine ayrı bir aroma katmaktadır. Nohutların hastalık ve zararları nelerdir? Nohutlarda hastalık olarak nohut antraknozu vardır. Nohut antraknozu çiçeklenme döneminde nemli ve yağışlı olduğu zamanlarda bu hastalık oluşmaktadır. Bu sene itibariyle pek bir hastalık görmedik ama geçen sene mücadele ettik nohut antraknozuyla. Ortalama kaç ton nohut alınmıştır bu sene? Ortalama bu 2019 yılı itibariyle 4000 dekarlık bir nohut ekimi gerçekleştirilmiştir. Bu da 300 ton civarında bir nohut verimi elde edilmektedir. Peki hasat ne zaman başlıyor Ağın ilçemizde? Hasat Temmuz ayı ortası itibariyle başlamaktadır. Ne zamana kadar sürüyor? Yani Ağustos'un başına kadar. Bu sene biraz daha yaz ayı geç geldiği için biraz daha sarktı aslında. Evet, yağışlar fazlaydı. Evet. Sonra da birdenbire havalar ısındı. Evet. Uzun sürdü. İlçemizde ne kadar nohut ekimi yapılmıştır Oğuzhan Bey son olarak? 2019 yılı itibariyle 4000 dekarlık bir nohut ekimi gerçekleşmiştir. Geçen sene 7000 dekardı. Bu sene az olmasının sebebi ekim zamanında fazla yağış alması sebebiyle bu sene biraz bir ekimde azalmalar olmaktadır. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için Oğuzhan Bey. Sağ olun. Merhabalar Turan Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bu hafta biz Toprağın Bereketi programında Ağın leblebisindeydik.
Ağan'daydık. Orada çiftçilerimizle birlikteydik. Hem ağın devrimi yapılmadan önce nohutun nasıl toplandığı, toplandıktan sonra yaşamış olduğu evreler, geçirdikleri ve daha sonra da oradaki çiftçilerimizle birlikte leblebimizi yaptık. Hatta leblebimizden de size ikram olarak da getirdik. Orada yapılan leblebimiz taze taze. Ağın leblebisiyle ilgili çiftçilerimiz daha fazla ismimiz nasıl duyurulur ve coğrafi işaret belgesi alınmış, bunu orada ilçe müdürümüzden de öğrendik. Kendileri de bize bilgi verdiler. Biz ama bunları sizden de öğrensek olur mu? Şimdi tabii siz bu ayki, daha doğrusu bu haftaki programınızı en güzel ilçelerimizden birisinde yapmışsınız. Çünkü biliyorsunuz daha önceki günlerde biz yine Sayın Valimizin başlatmış olduğu girişimle beraber Ağan ilçesi sessiz ilçe, yani sakin ilçe şeyini almak üzere gerekli altyapı çalışmaları yapılıyor ve son aşamalara gelindi. Sayın Valimizin de hem takipleri hem de ifadeleriyle ve onun örnekleri yerinde görüldü. İnşallah Ağan ilçemiz bu manayla da hem turizme hem de insanların gelip orayı ziyaret etmesiyle alakalı güzel bir sürecin içerisinde yürüyor. Tabii ki Ağan ilçemize değer katan en önemli şeylerden birisi de işte bizimle ilgili olan, bizim teşkilatımızın görev ve sorumluluk alanında yer alan Ağan leblebisinin yetiştiriciliği. Tabii ki Ağan leblebisi bir nohutla başlıyor. Yani siz normal şartlarda her nohutu Ağan leblebisi olarak değerlendiremezsiniz. Çünkü bunun küçük, tüylü ve kendine has o topraklarda yetişmiş olan bir nohuttan yapmak durumundasınız. Bir de ona özel teknikleriyle yapacaksınız ki Ağan leblebisi şeyi alsın. İlimiz ve Ağan ilçemiz için önemli olan bu özel nohuttan elde ettiğimiz Ağan leblebisinin özellikle literatürdeki yerini alması için Ağan Kaymakamlığımız Köylere Hizmet Götürme Birliği ve bizim teşkilatımızın işbirliği içerisinde yapmış olduğu çalışmayla 2017 yılında tanıtım için, reklam için çok önemli olduğuna inandığımız ve dünya literatüründeki yerini alması hesabıyla Ağan leblebimizin coğrafi işaret belgesini aldık ve ilgili kurumlarla da onaylandı. Şu anda o belgemizin süreci zaten devam ediyor. Tabii ki bizim bu Ağan leblebisine coğrafi işaret belgesi almış olmamız ya da işte fazla miktarda üretmemiz çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ne zaman mana kazanır bu? Biz bununla ilgili reklam ve tanıtım çalışmalarını zamanında ve yerinde insanlara ulaşarak yaparsak o zaman işte bu belgemiz mana kazanır. Bu manada şu anda yaptığımız iş de aslında tam olarak bunu ifade ediyor. İşte 10. bölümünü yayınlayacağımız, Kanal 23 ile ortak yaptığımız Tarım ve Orman Teşkilatı olarak Toprağın Bereketi programının bu manada dünyanın her tarafında yaşayan insanlara ulaşma fırsatı veriyor bizlere. Çünkü özellikle Elazığ ilimizden dünyanın değişik yerlerine farklı sebeplerle gitmiş olan ve şu anda hayatlarını orada devam ettiren hemşerilerimiz bu noktada yerel kanalları, Kanal 23'ü sürekli izliyorlar ve bundan geri dönüşleri de biz zaten alabiliyoruz. Dolayısıyla bu manada da inşallah bu program vesilesiyle de ciddi manada biz bu katkıyı sunmuş olacağız. İnşallah. Tabii ki Ağan leblebimiz hem yetiştirdiğimiz nohut itibariyle hem de özel tekniklerle leblebiye dönüştürülmesiyle coğrafi işaret belgesi almamızın temel nedeni de bu. Bu manada farklılık arz ediyor. Bizler de küçük, tüylü ve Ağan'ın topraklarında yetişen bu nohutu yine Ağan'da çıkan özel bir beyaz kum içerisinde kavrularak bunun yapımını gerçekleştiriyoruz ve gerçekten yiyenler bir daha dönüp yiyor. Kıvamıyla, tadıyla, lezzetiyle, aromasıyla gerçekten tam bir farklı bir leblebi olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bizler de hem Ağan ilçemizin önümüzdeki süreçlerde sakin ve sessiz şehir olma unvanıyla inşallah öne çıkacaktır. Yine Ağan ilçemizde işte yeni oluşan Badem Adaları ayrı bir gösterilik kazandırıyor. Geçenlerde ilimizin protokolüyle birlikte Sayın Valimizin başkanlığında bu meteor çukurumuza yapmış olduğumuz ziyarette yine gerçekten çok ilgi çeken bir durumu söz konusu. Zaten şirinliğiyle, yeşilliğiyle ve Keban Baraj Gölü'nün kenarında suya bitişik olması küçük adalarıyla kendini hissettiriyor. Dolayısıyla
İnşallah bu ilçemize bu manada ekonomik girdi olarak da bu al levlebisinin sadece iç piyasada değil dış piyasadaki yerini de alarak üreticimizin, çiftçimizin daha fazla para kazanacağı ve bu manada köyünü, bağını, bahçesini, yöresini terk etmeden yaşamını orada devam ettirme yolunu bu ekonomik kazançla birlikte seçeceği bir süreci de hep birlikte yaşamış olacağız. İnşallah, inşallah. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum Turan Bey, verdiğiniz bilgiler için de. Programımıza gösterdiğiniz katkıdan, destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum. Biz bunu çünkü her şekilde hissediyoruz. Sizin destekleriniz olmuş olmasa biz bu programı ayakta tutamayız. Onu da söyleyeyim. Tekrar da teşekkür etmiş olayım size. Şimdi çok ben sizlere ve bu noktada emek sarf eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve bunu tekrar etmekte beis görmüyorum. Gerçekten özellikle üreticilerimiz, çiftçilerimiz alın leblebisi ve diğer tarımsal ürünleri evet. üretirken bin bir zahmetle üretiyorlar. Evet. Alın teriyle üretiyorlar. Birçok sosyal yaşamlarından, hayatlarından, eğitimlerinden, evet. sağlıklarından fedakarlık ederek bu üretimleri gerçekleştiriyorlar. Bize düşen de o üretim aşamasında bu üreticilerimizin, çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak, girdi maliyetlerini mümkün mertebe yeni teknoloji ve teknikleri kullanarak onu aza çekmek evet. ve daha önemlisi üretmiş oldukları bu ürünleri hak ettiği değerde piyasadaki yerini bulması için bizim onlara destek sunmamız lazım. İşte bu programımız bu şeyiyle çok önemli. Dolayısıyla Toprağın Bereketi programı işte Baskil kayısısını, ağın leblebisini, orciğimizi, evet. öküz gözü, boğaz kere üzümümüzü, tulum peynirimizi, şavak evet. koyunumuzu, gezin fasulyemizi, gezin çileğimizi, velhasıl ilimizde, bölgemizde üretilen bütün değerli evet. olan tarımsal ürünlerin tanıtımına ciddi katkı sunduğunu ben izlediğim ve almış olduğum geri dönüşlerden bunu net bir şekilde görebiliyorum. Dolayısıyla sizlere teşekkür ediyoruz. Kanal 23'ün yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi burada hiçbirimizin zaten böyle bir şeyi yok. Biz burada sadece üreticimiz, çiftçimiz adına bu ortaya konulan emeklerinin, alın terinin birileri tarafından görülmesini ve buna göre evet. takdir edilmesini ve buna göre bu üreticilerimizin de kazanç sağlaması yolunda bir adım atmışız. O adımı da hep beraber yürütüyoruz. Ben tekraren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özellikle de bu kaliteli ürünü sofralarımıza ulaştıran Hı-hı. üreticilerimize, çiftçilerimize ürünlerinin bol ve bereketli olmasını, kazançlarının fazla olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Size saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz biz de. Biz hep beraber Ağın Balkayası köyünde nohutlarımızı topladık. Daha sonra sürüklü gölümüzün başında ocağımızı yaktık. Ve burada güzelce bu nohutlarımızı kaynattık. Kaynattıktan sonra da kumda kavurduk. Kavurduktan sonra hep beraber de oturup çayımızla beraber leblebilerimizi de yedik. Eğer Ağın leblebisi yemek istiyorsanız yeriniz ve adresiniz Ağın Balkaya köyüdür. Bunu da sizlere duyuralım. Olur mu? Buraya gelip hem sülüklü gölümüzü görüp hem de leblebilerinizi alıp bir güzel çayınızı içip dönebilirsiniz. Toprağın Bereketi programından sizlere iyi seyirler diliyorum ve bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.